Merhaba arkadaşlar, Boya Bir Makeup kanalına hoş geldiniz. Bugün size kendime makyaj yapmayacağım. Bir arkadaşım var yanımda, Gonca. Modelimize ne makyajı yapacağız Gonca sana? Ebru Gündeş. Yoğun istek üzerine Ebru Gündeş makyajı yapacağız. Ama bu biraz böyle tipleme gibi olacak galiba, değil mi? Yani göz makyajı yoğun çalışacağız. Yüzde de biraz böyle ışık gölgelerle benzetmeler yapacağız. Bakalım ne olacak bilmiyoruz. Ben umarım, de çok heyecanlıyım. Umarız benzer. Bu arada bir ara çok fazla isteniyordu Ebru Gündeş makyajı, değil mi? Bütün bayanlarda Ebru Gündeş göz makyajı. Bütün kuaförlere böyle isteklerle. Hala da var. Hala da var. Hala yoğun. Da var. Gerçi artık Ebru Gündeş öyle makyaj yapmıyor. Daha eskiden biraz daha böyle yumuşattı büyük diyelim. Anne daha büyük büyük gözlerdi. Galiba. Biz biraz eskilerden fotoğraflar bulduk. Daha yoğun gözler çalışacağız. Biraz daha benzesin diye. Dediğim gibi hani bu 1-2 senedir biraz daha az göz makyajı var. Bir de bu arada onu söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Göz makyajında aynı göz makyajını da yapsak birebir benzemez. Çünkü herkesin göz yapısı farklı. Göz kapağının büyüklüğü farklı. Kimi gözler çok küçük, kimi gözler patlak, kimi gözler çok büyük. Yani aynı Ebru Gündeş'te durduğu gibi durmayabilir. Onu da söyleyelim çünkü böyle insanlar aynı şeyi bulamadığında benzetemedi olmadı oluyor. Herkes de farklı duracaktır. Bu renkler de öyle. Bakalım ben de nasıl duracağım. Tamam, hadi bakalım başlayalım. Burada yoğun bir göz makyajı olacağı için ben ilk önce siyah göz farıyla başladım işe. Fondöten uygulaması yapmadık daha. Gözleri bitirdikten sonra fondöten uygulaması yapacağız. Çünkü fondöten üzerine çok fazla dökülüyor bu farlar ve fondöten pisleniyor. Sonra temizlemesi daha zor olacaktır. Şimdi yoğun bir far çalışması yapıyorum. Yine kesik uçlu fırçamla yukarıya doğru biraz böyle yaprak modeli diyorum ben buna göz üzerinde. Böyle göz pınarından daha inceden kaş bitişine doğru yukarıya çıkan çekik bir göz. Kelebek göz de diyebilirsiniz. Şimdi bu siyahın üzerine birazcık açık griler kullanıyorum. İki ton gri kullandım. Biraz daha koyu, biraz daha açık gri ile yumuşattım biraz. Alt kirpiklerin altına da siyah far giriyorum yine kesik uçla. Bu da yine göz pınarına doğru incelen bir far. Dış kenarları daha kalından inceye doğru gidiyor. Ve yukarı ile birleştiriyorum bunu. Yukarının üçgeniyle birleştiriyorum. Daha kalınlaşıyor tabii. Demin daha sivri bir gözdü bu. Altla birleşince daha doğala yakınlaştı. Üstü yumuşatıyorum. Daha yuvarlak mikser fırçasıyla, karıştırma fırçasıyla yumuşatıyorum. Aynı şekilde alt kısma da geçiyorum bu fırçayla. Biraz daha homojenleşmiş oluyor. Buğulu gözde diyebiliriz buna. Diğer göze de aynı şekilde uygulama yapıyorum. Yine göz çukurundan yukarıya doğru gördüğünüz gibi bir şema belirledim. Bu şema yoğun siyah. Yukarıya doğru açarak ilerliyorum bunu, yumuşatarak ilerliyorum. Yine aynı şekilde açık griler kullanıyorum ki daha kolay yumuşatabileyim farı. Tam o siyahı sürdüğüm sınıra sürüyorum bu griyi. Siyahtan griye ve yukarıya doğru yumuşayarak bir geçiş sağlıyorum. Kaşa doğru gördüğünüz gibi yaprak modeli dediğim model. Alta da aynı şekilde yine kalından inceye doğru uyguladım farı. Fondöten sürmeyince tabii göz biraz böyle abuk duruyor. Ama fondöteni sürünce daha makyaj ve daha yedirilmiş olarak duracak göz, biraz daha güzel duracak. Şimdi kaş farı uygulayacağım. Koyu kahverengi bir kaş farım var. İlk önce tarıyorum kaş fırçasıyla. Sonra yine kesik uçlu bir fırça yardımıyla kaşları birazcık keskin kontür havası vereceğim. Kaşlar biraz ince ve çok belirgin bizim baktığımız fotoğrafta. Mümkün olduğunca iki kaşa da simetrik çalışıyoruz.
Şimdi fondöten uygulamasına geçiyorum. Bu kalın yağ bazlı bir fondöten. Krylon'un bir fondöteni. Kaş diplerinden üçgen sünger yardımıyla yine geçiyorum. Farı uyguladıktan sonra bir tık daha zor oluyor tabii fondöteni uygulamak ama temizlemek daha zor. Böyle daha kolay oluyor fondöteni sonra sürmek. Göz altına ve göz üstüne silikon süngerle sürüyorum fondöteni. İlk önce normal kendi ten rengindeki fondöteni uyguluyoruz. Sonra ışık ve gölge gireceğim. Göz pınarlarına da böyle küçük detaylarla giriyorum fondöteni. Bütün yüzü homojen bir şekilde dağıtıyorum fondöteni. Aynen diğer gözümüze de kenarlarına dikkatlice giriyoruz fondöteni. Bu fırçalar daha homojen dağıtmaya yarıyor fondöteni. Şimdi göz altlarını kapatacağım. Biraz göz altlarında renk farklılığı var. Onun için göz altı kapatıcısı kızıl, ilk sürdüğüm renk. Kızılla bu farklı rengi nötrlüyorum. O gözün altındaki griliği yok etmek için önce kızıl fondöten sürmem gerekiyor. Şimdi aydınlatıcı giriyorum. Kendi ten renginden 2-3 don açık bir aydınlatıcıyla elmacık kemiğinin üzerine ve göz altına uygulama yapıyorum şimdi. Farın hemen kenarından yapıyorum bu uygulamayı ama farla ikisinin arasında keskin bir çizgi oluşacak şu anda. O çizgiyi daha sonra dağıtacağım. Hafif yukarı şakaklara doğru çıkıyorum bu aydınlığı. Buradaki o keskin hattı bu beyazı girince daha çok çıktı gördüğünüz gibi ortaya bu siyahlık. Şimdi dediğim o keskin hattı bir kulak çöpüyle Q-tips ile alıyorum, homojenleştiriyorum. Şimdi elmacık kemikleri daha çok ortaya çıksın diye hemen elmacık kemiğinin altına kendi ten rengimden 4-5 ton koyusu bir fondötenle gölge girdim ve dağıtıyorum şimdi. Bunu çok homojen dağıtmamız gerekiyor ki çok belirgin olmasın normal makyajlarda yaparken. Ben burada birazcık keskin bırakacağım bu hatları. Çünkü birazcık tipleme yapıyoruz. Eğer bu hatları bırakmazsam çok belli olmayacak bunlar. Burada yanak altında bir şişlik var Ebru Gündeş'in. Onun için buraya koyu giriyorum. Hemen üzerine ışık girdiğimde burası biraz daha böyle şiş duracak, daha çıkık duracak. Şimdi aydınlığı girdim bu koyunun üzerine. Dediğim gibi biraz daha tombiş yaptık oraları. Buradaki bu keskin hattı bırakmak zorundayım. Üzerindeki ışığı da bırakmak zorundayım ki oradaki dediğim gibi o tipleme için yaptığımız ışık gölge görünsün gözümüze. Onu öyle algılayalım. Burun üzerine biraz aydınlatma giriyorum. Burun üzerine ve alına da ışık girdim. Burun kenarlarını şimdi inceltiyorum. Koyu giriyorum yine koyu fondötenimle. Fırçayla daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi biraz burnun altına da girdim. Burnu biraz daha incelttik, daha ince gösterdik. Şimdi sıra allıkta. Burada kullandığım allık da biraz parlak. Bakır renklerinde bir allık. Bu allığı çok fazla sürmüyorum. Gölge girdiğim yerin üzerine biraz pembelik verdim. Şimdi kirpik uygulaması. Kirpiklerin çok yoğun olması gerekiyor. Onun için ben de yoğun bir siyah kirpik kullanıyorum. Kirpiklerimizi taktıktan sonra ince uçlu fırçası olan bir eyeliner kullanıyorum. Balm'ın eyeliner'ı bu arada bu. Çok yoğun siyah ve çok güzel sürülüyor. Fırçası da güzel. Biraz kuyruklu eyeliner çekiyorum. Şimdi dudaklar. Dudaklar biraz daha
etli olması gerekiyor. Onun için dudakların kendi çizgilerinden biraz daha aşağıdan çiziyorum. Dudak rengi çok açık. Tam dudak rengi gibi bir kalem kullanıyorum. Bembemsi. Biraz da etli durması için yukarıdan çizdim ve yine MAC'in bir rujuyla doldurdum içini. Dudakların biraz daha etli durması için şimdi kahverengi kalemle bombe yaratmak için gölge giriyorum. Daha etli dursun diye dudaklarımız. Bunlar tabii dediğim gibi hani normal günlük makyajda çok kullanılmaz ama biz biraz da show gibi yaptık bu makyajı. Onun için girdim bu gölgeleri. Şimdi gözün içine siyah kalem çekiyoruz. En önemlisi bu. Alt ve üst kirpiklerin içlerini siyahla doldurdum. Ve makyajımız bitti. Söndürün kalbimi, gidiyor gönlümün efendisi. Durdurun onsuz olamam artık. Evra Hanım bir girin, şey pudra yapayım mı? Pudra yapayım bir saniye. Söyle söyle, konser çıkan önce. Tamam Evra Hanım, gideyim ben. Süper. Harikasın. Gideyim mi? Ellerine sağlık. Memnun musunuz? Bayıldım. Tamam. Süper. Makyaj tamam. Süper. Süper. Ben gidiyorum o zaman. Evet. Süper. Bayağı Evri Gündeş. Benzedi. Bence oldu. Oldu biraz. Biraz oldu. Bence oldu. Yok yok, bayağı iyi oldu. Ay peruğu takınca biraz oldu. Süper. Ondan süper. Önce hiç, bayılıyorum. Hiç benzedi. Süper. Süper. Ne olur. Ne olur seninle çalışmak istiyorum. Lütfen beni seç. Bu olmadı. Benimle mi çalışmak istiyorsun? O olur. Ha, bu, o ses ona geliyorlar. O ses Türkiye'de yapıyor ya. Hı. Süper. Böyle bir ses ha, yok. Doğru. Yok. Hı. Bayıldım. Süper. Süper. Şöyle bir şey yapmıyor sen. Süper. Onu da yapıyor. Genelde. O ses Türkiye'de. Bayağı takipçisiyim yalnız. Nasıl takipçisiysem kendime bile benzettim. Benzedi. Beğendilerse ne yapsınlar? Beğen butonuna tıklasınlar. Muhakkak bizi beğensin. Evet. Bayimi make-up'ı takipte kalıyorsunuz. Evet.